İyi misin sen? Sen bana zarar verir misin? Ne? Bile isteye canımı acıtır mısın benim? Mümkün değil. Sana kıyamam. Senin aklın karışmış. Söyle ne oldu? Kendine saklarsan ikimize de haksızlık edersin. Bir cevap hakkım olması lazım en azından, değil mi? Bugün... Evet. Nihan beni görmeye geldi. Sonra? Abime zarar vermek için benimle ilgilendiğini söyledi. Bana Nihan'ın cümlelerini tekrar etme güzellik. Sen söyle. Sana böyle aşkla bakan birinden zarar gelir mi? Gelmez. Ben avucumda titreyen bu elin kıymetini biliyorum. Sen benim küçüğümsün. Hiç tatmadığım duyguları yaşıyorum seninle. Aşk yaşıyor. Ama sen öyle hissetmiyorsun. Hayır, hayır. Ben de sana aşığım. Bir daha söyle. Duydun işte. Hep söyle. Beni sevdiğin duymaya öyle ihtiyacım var. Seni seviyorum. Nereye gidelim? Ya kızmazsan ben bugünlük eve gitsem. Bizim evde durumlar biraz karışıktı bu ara. Sen nasıl rahat edersen ben öyle yapıyorum. Kimsenin bizi ayırmasına izin vermiyor. Ben öyle yapıyorum çünkü. Olur. Nerede bırakayım seni? O otobüs durağında inebilirim ben. Nihan Hanım nerede? Yok efendim. Önder Bey, bugün daha iyi görünüyorsunuz. İyiyim, evet. Teşekkür ederim. Sağ ol Hüseyin. Nihan nerede Önder Bey? Bilmiyorum. Koskoca kızımın her saat başı raporunu tutmuyorum herhalde. Hızlı iyileşiyorsunuz bakıyorum. Sizde var mı bir rapor? Yo, yemeğe de gelmedi. Aramadı da. Bilmiyorum. Nihan'ın nerede olduğuyla ilgili aklına en ufak bir şey gelen beni gelip odamda bulsa iyi olur. Ha bu sefer Ozan'ın görüntülerini izlemeyi beklemeyin. Olur mu? Sen Nihan'ın gerçekten nerede olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilseydim de söylemezdim zaten Vildan. Ozan, Nihan nerede? Ne oluyor ya? Nihan nerede? Ne bileyim nerede? Eskiden olsa yalan söylüyorsun derdim.
Bilmemem mümkün olmazdı çünkü. Ama artık Nihan babasının kızı oldu değil mi? Senin de pek alakası kalmadı. İyi misin sen ya? Dışarıdadır, gelir birazdan. Ben sana ne dedim Ozan? Kardeşini kontrol et dedim. Dedim değil mi? Niye etmiyorsun? Ne yapayım, gidip kızı takip mi edeyim? Edeceksin! Gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yapacaksın. Çünkü yapmazsan bak Nihan'a ulaşamıyoruz. Nihan? Emir yine delirmiş durumda. Neredesin sen ya? Açınca ara beni. Halime çok üzülmüş bir ifadeniz var Önder Bey. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Emir. Meğer senin hakkında ne kadar az şey biliyormuşuz. Yani şu koca dünyayı tek başına sırtlayıp gidiyormuşsun. Sen mi yaptın? Paranoyalarınızı dinleyecek vaktim yok Önder Bey. Karımı merak ediyorum. Benim de merak ettiğim şeyler var. Ne istiyorsunuz? Emir, bizi artık rahatsız etmeyeceksin. Üstümüze çullanmayacaksın. Senin cezalarından da, üzerimizdeki baskılarından da bıktık artık. Anladın mı? Ama bugün güzel haberler de aldım. Açıkçası bu beni epey toparladı. Emir, meğer annen ölmemiş. Yaşıyormuş. Öğrendiğimde şunu düşündüm. Dedim ki, Emir bunu içinde bulunduğu cemiyetten sakladıysa, bizden sakladıysa, karısından sakladıysa, açığa çıktığı zaman kim bilir ne kadar üzülür. Biraz da olsa canı sıkılır. Beni annemle tehdit edemezsiniz. Ama sen bizi oğlumuzla tehdit ettin. Emir. Önder. Geliyorum. Başım tuttu bu Emir'in stresinden. Ben erken yatacağım. Peki tamam. Bir şey olursa efsaneyi çağırırsın tamam mı? Olur. Telefonum kapalı olacak bir süre babacığım. Beni merak etme. Emir çok sinirli.
Birkaç saat bensiz kal. Bakalım sen ne hale geleceksin. O kızın peşini bırakacaksın Emir. Bırakmazsan? Anladığın dilden konuşuruz. Sizi ön kapıdan bekliyordum Emir Bey. Bekliyordunuz yani beni. Evimi basmaya doyamayacağınızı tahmin ediyordum. Evinizi basmak için bir sebep var o zaman. Sebebe ne gerek var? Siz basmak isterseniz basarsınız, doğru mu? Çok doğru. İsterim ve yaparım. Tek doğru. Ne hoş. Evde şeker mi bitti? Sevdiniz siz bu komşuculuk oyununu. Ben mi siz mi? Nihan burada değil. Sizden karımı istemeye gelmedim Kemal Bey. Ben de onu merak ettim. Çünkü bir komşudan istenecek en son şey. Ama belli ki Nihan ortalarda yok. Siz de burada mı diye düşündünüz? Değil, değil mi? Değil. Eve bakmak ister misiniz? Siz söyleyin, gerek var mı? Buyurun. Buyurun bakın. Bakın bakalım burada mı? Daha karınızı bile tanımıyorsunuz. Siz tanıyorsunuz benim karımı, öyle mi? Sizden daha iyi tanıyorum. En azından ona buna sorularak bulunamayacağını biliyorum. Onu tanıyanların yanına gitmeyeceğini de biliyorum. Boşuna arıyorsunuz onu. Nihan istemediği sürece onu hiç kimse bulamaz. Daha karınızı bile tanımıyorsunuz. Sizden daha iyi tanıyorum. Boşuna arıyorsunuz onu. Nihan istemediği sürece onu hiç kimse bulamaz. Neredesin? Bekle, geliyorum. Nihan'ı en iyi sen tanıyorsun Yasemin. Neden gitti, nerede, ne yapar sen biliyorsun. Lütfen. Kabul ediyorum. Çok yalan söyledim sana şu ana kadar. Bilmiyorum dedim, görmedim dedim Nihan'la ilgili. Hepsini biliyorum. Ama bu yalan değil Emir. Gerçekten bilmiyorum. Ben... Nihan kötü hissederse ortadan kaybolur. Sonra geri geldiğinde iyidir. Yani ben bunu bilirim, buna güvenirim onunla ilgili. Ne demek o? Yani ortadan kaybolduğunda bu yüzden telaş yapmam demek. Çünkü geri geldiğinde iyi olacağını biliyorum. Oturup sakin sakin bekleyeyim mi yani? Dene Emir. Bekleyemem. Dönüp dönmeyeceğini bilemem çünkü. O zaman zaten yanlış kadını bekliyorsun Emir. Thank you.
Ne yapıyorsun? İçeri geçeyim önce. İn. Emir, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Emir, bırakır mısın beni? Emir, bırakır mısın? Bırakacağım ama bir daha kafana esince çekip gitmeyeceksin. Kafama esmedi. Bırak. Bırak. Kafama esmedi. Neden gittiğimi biliyorsun Emir. Sana Zeynep'in peşini bırak dedim, bırakmadın. Evde konuşacağız, gel. Bırak. Araba. Alırlar. Yavaş. Bırak. Neredeydin? Ne fark eder? Önemli olan neden gittiğim. Artık değil. Nedenler hala konuşulabilir, değiştirilebilir. Hala benim kontrolümde ama nereye gittiğin? Senin kontrolünde değil. Benim kontrolümde. Bir yere giderken sana soracak değilim. Seninle ilgili her şey benim kontrolümde. O yüzden bir daha beni delirtebileceğini düşündüğün hareketlere kalkışmayacaksın. Asıl sen beni delirtecek bir şey yapmayacaksın Emir. Zeynep'in peşini bırakacaksın. Ne yaparsın? Birkaç saat ortadan kayıp mı olursun? Ne olur? Yoksa geri dönmem. Bu sana bir uyarıydı Emir. Bence bunu gayet iyi anladın. Ben zaten eve geri dönecektim. Ama eğer bir daha beni delirtecek bir şey yaparsan... işte o zaman bu evden çeker giderim. Asla geri dönme. Anladın mı? Tamam Zeynep, falan bitti. Tamam mı? Bitti mi? Bitmedi. Otur. Annemle babama yaptığını hatırlıyor musun? Hangisini? Sen de haklısın. Hatırlatayım o zaman. Annenle ilgili her şeyi buraya yazacaksın. Sen annemin her... Biliyorum. Ama çok hakim değilim. O yüzden bana yardımcı olacaksın. Süren başladı. Thank you.
gece benden haber bekleyeceksin. Acile kadar yolu var artık bu kemerin. Ne yapıyorsun burada? Affedersin, evine girdim ama köpeklerin kapıda çevirmedi. Bir sakıncası yoktur herhalde. Bana bak, saçma sapan konuşup durma. Biz ev sahibiyiz. Kendini toparla, misafirlerle ilgilen. Ben ev sahibi değilim. Ev senin, sahibi de sensin. Ben sadece bir davetliyim. O da sanırım sadece bu gecelik. Kemal Beyciğim, hoş geldiniz. Nasıl Kemal Bey? Her şeyi arzu ettiğiniz gibi mi? Daha iyisi, sağ olun. Bir şeyleri telafi edebiliyorsam ne mutlu. Yalnız o konu ayrı. Telafi etmek artık sizin omuzlarınızda.